أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Değerli ve kıymetli dostlar, rahmet peygamberi aleyhissalatu vesselam bir gün bineği ile bir yere giderken terkisinde bulunan Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu'ya şöyle buyurdu: ey çocuk, sana fayda verecek birkaç şey öğreteyim mi? Rahmet peygamberi Abdullah bin Abbas'a sana fayda verecek, sana faydalı olacak ve ondan istifade edeceğin birkaç şey öğreteyim mi diye sorunca, Abdullah bin Abbas da evet ya Resulallah dediğinde rahmet peygamberi şunları öğretti: Allah'ın emir ve yasaklarına dikkatli ol ki Allah da seni korusun. Yani kişi Allah'ın emirlerine ve yasaklarına dikkat ederse onu muhafaza eden Allah Celle Celaluhu olacaktır. Bütün mahlukat sana zarar vermek için toplansa, eğer Allah onu takdir etmemişse kimse sana bir zarar veremez. Ve bütün mahlukat sana bir menfaat sağlamak için toplansa, eğer Allah onu senin hakkında takdir etmemişse kimse sana herhangi bir fayda sağlayamaz buyurdu. Ve her müminin de, her Müslümanın da bu inançta, bu itikatta, bu imanda olması gerekir. İnsan şunu unutmamalıdır ki Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ifadesinden şunu anlıyoruz: bütün insanlık bir araya toplansa kişiye zarar vermek için ama Allah bunu takdir etmemişse hiç kimse insana zarar veremez. Ve yine bütün mahlukat bir araya toplansa kişiye bir fayda, bir menfaat sağlamak için, eğer Allah bunu takdir etmemişse o kişinin hakkında hiç kimse ona bir fayda sağlayamaz buyurmuştur. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Ali İmran suresinin 159. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır: فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Bir işi azmettiğin zaman, onu yapmak istediğin zaman Allah'a dayan, Allah'a tevekkül et, ona güven, çünkü Allah tevekkül edenleri sever buyurmuştur. Allah'a güvenme, onun hükmünün mutlaka meydana geleceğine kesin olarak inanma ve alınması gereken tedbirleri almaya tevekkül denmektedir. Tarifinden de anlaşıldığı gibi tevekkül, Müslümanın yapacağı işlerde tüm zahiri sebeplere sarılması, alınması gereken tedbirleri alması, çalışıp çabalaması ama gönlünü bunlara bağlamayıp sadece Allah'a dayanmasıdır, ona güvenmesidir. Tevekkül hiçbir zaman çalışmayı ve sebeplere sarılmayı terk edip
Allah'ın dediği olur diyerek kenara çekilmek değildir. Böyle bir tevekkül inancı olmamalıdır. Tevekkülün anlamı da bu değildir. Hiçbir şey yapmayayım, bir köşe çekilip oturayım, Allah'ın takdirine razı olayım demek tevekkülün anlamı değildir. Tarifinden anlaşıldığı gibi, biraz önce ifade ettiğimiz gibi, tüm zahiri sebeplere yapışacağız. Bize düşen görevler nelerse onu yapacağız ve ondan sonra Cenab-ı Allah'a tevekkül edeceğiz ve ona iman edip ona dayanacağız. Hazreti Ömer radıyallahu anhudan rivayet edildiğine göre Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Belki sıkça duyduğumuz hadis-i şeriflerden bir tanesidir. Eğer Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz, yani nasıl tevekkül edilmesi gerekiyorsa o şekilde Allah'a tevekkül etmiş olsaydınız, Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Kuşlar açlıktan karınları çekilmiş olduğu halde sabahleyin çıkarlar, karınları dolmuş halde akşamleyin dönerler. Yani kişi burada Cenab-ı Allah'a tam hakkıyla teslim olur. Ona tevekkül ederse Allahu Teala Celle Celaluhu onun rızkını gönderir. Ama dikkat ederseniz hadis-i şeriflerde ve özellikle bu okumuş olduğumuz hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklamasıyla kuşların rızkını elde etmesi için ne yapıyorlar? Sabahleyin erken yuvalarından uçuyorlar. Bir çaba gösteriyorlar. Geziyorlar, dolaşıyorlar ve akşamleyin de karınları tok bir şekilde evine dönüyorlar. Bizler de bu hadis-i şeriften anladığımız rızkımızı elde etmek için, çoluk çocuğumuzun rızkını kazanmak için ne yapacağız? Çıkıp iş arayacağız, sebeplere yapışacağız ve çalışacağız ve ondan sonra Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'ya tevekkül edeceğiz. Yine Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, ya Ebu Hüreyre, Allah'tan başka hiçbir şeye ümit bağlama, Allah'a tevekkül eyle. Bir arzun varsa Allahu Teala Hazretlerinden iste. Allahu Teala'nın adeti ilahiyesi şöyledir ki her şeyi bir sebep altında yaratır. Bir iş için sebebine yapışmak ve sonra Allahu Teala'nın yaratmasını beklemek lazımdır. Tevekkül de bundan ibarettir buyurmuştur. Demek ki tevekkülü nasıl anlayacağız? Tevekkül, bize düşen görevler nelerdir? Zahiri sebepler nelerdir? Onlara yapışacağız, onları yerine getireceğiz ve ondan sonra Cenab-ı Allah'a güvenip ona dayanacağız. Bakın, kişinin Allahu Teala'ya karşı tevekkülü ve ona dayanması, ona karşı inancı nasıl olmalıdır? Bununla ilgili Allah dostlarının büyüklerinden Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni kaddesallahu sırrahu sevenlerine ve gönül dostlarına şu sohbette bulunmuştur. Bir kişi sabahleyin evinden çıkmadan önce güzel bir şekilde abdestini alır ve ondan sonra evinden çıkar. Şöyle düşünürse, ya Rabbi, beni yaratan sensin, rızkımı verecek olan da sensin, ben işe gitsem de gitmesem de rızkımı sen verirsin. Ama rızkımı kazanmak için, çalışmak için, çoluk çocuğumun başkasına muhtaç olmaması için, çalışmayı bana farz kıldığın için ben senin emrini yerine getiriyorum diyerek bu niyetle ve bu inançla Allah'a bu şekilde tevekkül ederek evinden çıkarsa Allah-u Teala sanki sabahtan akşama kadar camide secde eden kimsenin sevabı gibi onun amel defterine sevap yazdırır.
Er-rizku alallah. Rızık Allah'a aittir. Ve yine Hud suresinin 6. ayet kelimesinde Cenab-ı Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Ve ma min dabbetin fil ardi illa alallahi rizkuha. Yeryüzünde ne kadar canlı varsa, ne kadar mahlukat varsa onların rızıkları Allah'a aittir. Onların rızkına Allah Celle Celaluhu kefildir. Şakiki Belhi Hazretleri Kaddesallahu Sırrahu rızık hususunda Allah-u Teala tevekkül eden kimsenin güzel huyları fazlalaşır. Cömert olur ve ibadetlerinde vesvese bulunmaz buyurmuştur. Demek ki kişi hakkıyla Allah'a tevekkül ettiği zaman güzel ahlakları fazlalaşıyor ve cömert kişi oluyor. Çünkü Allah cömerttir, cömertleri sever ve bir de yapmış olduğu ibadetlerinde vesvese bulunmaz. Yine Muhammed Masum Faruki Hazretleri Kaddesallahu Sırrahu da rızık mukadderdir. Ezelde takdir edilmiş, ayrılmıştır. Fazla ve noksan ihtimali yoktur. Rızkın noksan veya ziyade olması Hak Teala'nın hususi fadli ihsanı iledir. Hiç kimsenin bunda bir katkısı yoktur buyurmuştur. Yani kişinin, bir Müslümanın, bir müminin rızıkla ilgili inancının nasıl olması gerektiğini bu sözleriyle de büyük zat paylaşmıştır bizlerle. Ve bu açıklamayı biraz daha açıklığa kavuşturmak için yine Seyyid Abdülhakim Kaddesallahu Sırrahu yapmış olduğu bir sohbetinde Allah-u Teala her insanın ve her hayvanın rızkını ezelde takdir edip ayırmıştır. İnsanların ve hayvanların ecelleri ve nefeslerinin sayısı belli olduğu gibi her insanın bedenin ve ruhunun rızıkları da bellidir. Rızık hiç değişmez, azalmaz ve çoğalmaz. Kimse kimsenin rızkını, nasibini yiyemez. Kimse kendi rızkını yiyip bitirmeden ölmez buyurmuştur. Bir kimse, burası çok önemli, bir kimse Allah-u Teala emrettiği için çalışır. Rızkını helal yoldan ararsa, ezelde belli olan rızkına kavuşur. Allah-u Teala'nın ezelde takdir ettiği rızkı neyse ona kavuşur, onu ona nasip eder. Bu rızık ona bereketli olur. Bu rızık ona huzur ve mutluluk verir. Bu çalışmaları içinde sevap kazanır. Eğer rızkını Allah-u Teala'nın yasak ettiği yerlerde ararsa, haramlarda ararsa, Allah'ın razı olmadığı yerlerde ararsa, yine ezelde ayrılmış olan o belli rızka kavuşur. Fakat bu rızık ona hayırsız, bereketsiz olur. Rızkına kavuşmak için kazandığı günahlar da onu felakete sürükler buyurmuştur. Demek ki kişi ezelde takdir olunan nasibi, rızkı neyse o bellidir. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu onu ayırmıştır. O zaman biz çalışıp çaba göstereceğiz. Cenab-ı Allah eğer onu ezelde takdir etmişse helalından bizlere nasip eder. Ama biz Allah'ın yasak ettiği, razı olmadığı yollarda ararsak o zaman o rızka yine kavuşuruz ama o rızık bizim için bereket değil, felaket olur. Ahmet bin Hanbel'e tevekkülün ne olduğunu sorunca son olarak bunu da paylaşalım inşallah. İnsanların elinde bulunana umut bağlamamak diye karşılık vermiş. Peki bunun delili var mıdır? Bunun delili nedir diye sorduklarında delili İbrahim Aleyhisselam Nemrut tarafından ateşe atıldığında Cebrail Aleyhisselam ona gelip şöyle sormuştur. Senin benden bir isteğin, bir dileğin var mıdır? O da hayır. Peki Allah-u Teala'dan bir isteğin, bir dileğin var mıdır?
Evet, ben ona güveniyorum, ona tevekkül ediyorum demiştir. Peki o talebini, o isteğini ona arz edeyim dediğinde Allah benim halimi görüyor dedi. Hasbunallah ve nimel vekil demiştir. Ve ateşe atıldığında da Cenab-ı Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Ya naru kuni berden ve selamel ala İbrahim. Ey ateş, İbrahim'e sakin, selametli ol. Ona zarar verme demiştir. Ve o ateş İbrahim Aleyhisselam'a zarar vermemiştir. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu hepimize güzel bir şekilde tevekkül etmeyi, sebeplere yapışıp ondan sonra Allah'a dayanıp güvenen kullarından eylesin inşallah. Vâhiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.